Öncelikle Sayın Beştaş buyurun. Açalım Sayın Beştaş'ın mikrofonunu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şu anda Anayasa Mahkemesi üyeliğine Sayıştay kontenjanından bir üye seçeceğiz. Mevcut tabloyu üzülerek izliyoruz doğrusu. Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını çok sıklıkla söylüyoruz ve bunu yaşıyoruz. Maalesef yürütmede tek yetkili olan Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerle donatılması, parlamentonun yetkilerinin sadece kağıt üzerinde göstermelik yetkilere indirgenmesi aslında kendi kendimizi feshetmek anlamına da geliyor. Bununla eşdeğer. Ve AYM'nin 15 üyesi var. Bunların 3'ü meclis tarafından seçiliyor. Bir kısmı Danıştay, Yargıtay, YÖK avukatlar arasından ve raportörlerden seçiliyor. Fakat neticede hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Çünkü her birinden gösterilen 3'er üye arasından Cumhurbaşkanı birini seçiyor ve atıyor. Açıkçası ortada devam edin lütfen. Anayasal güven geldi. Açalım arkadaşlar, açıldı buyurun. Anayasal güvenceyi sağlayıcı mekanizma olan Anayasa Mahkemesi çok hayati bir öneme sahiptir. Çünkü denetim yetkisini kullanmaktadır. Şimdi hepimiz biliyoruz ki 30 Haziran 2022'de İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce nasıl oldu bilmiyoruz. Sayıştay üyeliğine seçildi. Tıpkı İrfan Fidan gibi önceden Yargıtay üyeliğine hemen akabinde Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Aslında daha önce planlanmış bir karar, bir uygulama yaşama geçiriliyor ve buna da meclisin onayı adı veriliyor. Bir kere bu doğru değil. Liyakatın değil, sadakatin esas alındığını gayet iyi biliyoruz. İçişleri Bakanlığı gibi muhalefete her gün esip gürleyen, tehdit eden, kriminalize eden, partimizi hedef gösteren bir bakanlığın yardımcısı Sayıştay'a gidiyor ve oradan da otomatikmen Anayasa Mahkemesi. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Biraz sonra, birkaç saat sonra biliyoruz ki AYM üyesi seçilecek. Biz bu göstermelik seçimde olmayacağız. Çünkü yani Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun bu şekilde üye seçimine muhatap olması demokrasinin aslında dinamitlenmesi anlamına geliyor. Ve şunu son olarak sormak istiyorum. Muhterem İnce gerçekten Sayıştay'da ne tür başarılara imza attı? 3 ay içinde ne yaptı da AYM üyeliğine layık görüldü, liyakatli kabul edildi? Bunu da Türkiye toplumunun takdirine sunuyorum. Yargının ne hale geldiğinin resmidir demek istiyorum. Yani bu nedenle biz bu seçimin tarafı olmayacağız, katılmayacağız. Teşekkür ediyorum.